Hatta bu kez 3 tane farklı hediye. Bugünkü konumuz... Ne kadar hızlı girdim, gördünüz mü videoya? İnanamıyorum. Bugünkü konumuz allıklar, bronzerlar ve sabitleme pudraları. Bu haftaki tüm videolarda olduğu gibi bu da yine hediyeli bir video olacak. Ama bu kez sadece bir değil, 3 tane hediye birden vereceğim. 3 tane farklı çekiliş gibi düşünebilirsiniz. Arada böyle bir şey soracağım. Onunla alakalı yorum yapanlara birini, diğeriyle alakalı yapanlara diğerini vereceğim. İsterseniz 3'üyle alakalı 3 ayrı yorum yaparak 3 ürünün de çekilişine katılmış olabilirsiniz. Başlamadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yüklediğim videoları kaçırmamak için abonelik butonunun yanındaki o küçük zili tıklayabilirsiniz. Ama bu hafta her gün saat 18'de yeni bir videoyla beraberiz. Ayın 31'ine kadar böyle devam edecek. Hazırsanız başlıyoruz. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Kendim de siz de sıkılmayın diye beğendiklerimi işte en başta, beğenmediklerimi en sonda falan gibi yapmak yerine karışık yapıyorum. Ama şimdi bu çok fazla kategorili bir video olduğu için önce pudralardan bahsedeceğim. Sonra bronzerlardan, sonra allıklardan diye düşündüm. Girişiyoruz. İlk başta pudralar. Sevdiğim bir tanesiyle başlayayım. Bu Fenty Beauty'nin Universal Invisimat Blotting Powder adlı ürünü. Aynası var. Çok kalın ve çok sağlam. Çantanızı atıp çıkmalık, içerisindeki süngeriyle gözünüzün altını, işte buralarda böyle parlayan yerleriniz olursa burnunuzun kenarlarını, alnınızı, ağzınızın kenarlarını falan çok güzel bir şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten bir blotting powder. İsterseniz şeyde kullanabilirsiniz bu arada. Göz çevrenizde falan normal sabitleme pudrası olarak da kullanabilirsiniz ama daha çok fazla yağı ve parlamayı almak için gün içinde kullanmaya daha uygun gibi geliyor bana açıkçası. Çok ince bir pudra. Kek kek olmuyorsunuz. 2, 3, 4 kere bile makyajınızı tazeleyebilirsiniz. Her eklediğiniz katmanda ayrıca böyle çimento haline gelmiyor suratınız. Bu arada blörleme etkisi de var ama çok az. Göz çevrenizde daha iyi oluyor o etki. Bu tam anlamıyla fazla yağ almalık müthiş bir pudra. Sonra bir tane sevmediğim bir pudradan bahsedeceğim. Bu The Pink Alice'in Color Corrector Perfect Press Powder adlı pudra paleti. Bu üründen Pink Alice marka incelemesinde bahsetmiştim. Bütün bahsettiğim videoların hepsinin linklerini bırakacağım. Aslında yapılmaya çalışılan şey tam bir böyle renk düzenleyici. Bir tane işte banana, bir tane kayısı renkli, bir tane de işte kiwi adında daha böyle mavi renkli bir pudra var. Fakat bunlar müthiş kuru pudralar. Göz çevrenizi inanılmaz çatlatıyor. Üstünde böyle durup bir katman haline geliyor. Yani en böyle bozulmayacak göz alt kapatıcınız bile bununla çok felaket bir şekilde kuruyup çatlıyor. O yüzden benim zaten kuru göz çevrem için hiç uygun bir pudra değildi bu. Sonra bir tane çok sevdiğim pudradan bahsedeyim. Ben gidip bunu yurt dışından aldım. Türkiye'de yok zannediyordum. Oysa ki her yerde varmış. Aşağıya bu arada linkleyeceğim ürünlerin hepsini. L'Oreal'in mineral pudrası. Transparan pudra. Ambalajından hoşlanmıyorum çünkü çantama falan asla götüremiyorum. Şu içinde böyle minik bir file var. Herhangi bir süngerle, ıslak süngerle, baking için falan değil de yumuşak uçlu, çok sık uçlu olmayan belki de bir fırçayla tüm yüze kullanmak için veya böyle ince bir fırçayla da göz çevreme kullanmak için seviyorum bunu. Gerçekten çok 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 incecik bir pudra. O yüzden de yüzünüzde böyle kek kek bir görüntüye sebep olmuyor. Gözünüzü çok iyi sabitliyor ama asla kurutmuyor. Gözeneklerinizin görünümünü direkt azaltıyor. Bütün gün boyunca kupkuru kalmanızı ve böyle tamamen mat kalmanızı sağlayacak bir pudra değil bu. Yanaklarınızda, işte göz çevrenizde falan her şeyi sabitliyor. Tazeleme pudrası olarak kullanmadığım için tazeleme performansının ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü yanıma bunu alıp götüremiyorum. Bak yani ambalajı birazcık garip. Uygun fiyatlı güzel olmayan bir pudradan bahsedeceğim. Baking Powder Ghost Finish demişler. Ben bu Bake & Finish'in bir tane banana powder'ını da denemiştim. O bana çok turuncu olmuştu. Sonra bu beyazını çıkarttılar. Bir de bunu deneyeyim dedim. Bu da çok kuru ya. Yani çok kuru ve çok beyaz. Çok çatlatıyor böyle. Göz çevrenizi zaten içine giriyor ve beyaz olarak duruyor böyle. Ya bununla pişirdiğiniz takdirde de o kadar feci bir flashback'i var ki böyle ışığın vurduğu yerlerde o bake ettiğiniz yerler, yani pişirdiğiniz yerler, bake etmek ne ya? Pişirdiğiniz yerler böyle çizgi çizgi, pişirmediğiniz yerlerden ayrımını görüyorsunuz. Bence fazla renkli bir pudra. Bunun transparan olması gerekirken beyaz yapmışlar. Bu da olmadı. Sevdiğim bir tane pudradan bahsedeyim. Bu Too Faced'in Peach Blur adlı pudrası. Üstünde böyle mini bir şeftali olan, ışıltı veren bir pudra bu. Göz çevrenizde falan kullanabileceğiniz bir şey kesinlikle değil. Ama allık gibi renkli bir şey de değil.
kendinden çok hafif bir ışıltısı var ama öyle highlighter falan gibi de değil yine. Saten bir ışıltısı var. Yüzünüzün tamamına bir ışıltı vermek için yüzünüzü fazla matlaştırdıysanız, son makyajınızda sadece highlighter yetmeyecekse böyle komple yüzünüze hafif nemli bir görünüm vermek ve canlandırmak için kullanabileceğiniz bir pudra bu. Bendeki mini boyu. Kafamın karışık olduğu bir pudradan bahsedeceğim. Becca Hydra Mist Satin Refresh Powder. Bu pudra çok güzel bir pudra aslında bu arada. Şöyle bir kapağı var. Bunun da içinde böyle bir file var yine. Göz çevrenize kullanmak için en azından benim için biraz fazla sarı veya turuncu kalabilecek bir ürün bu. Çok minimal oksitleniyor. Yani rengini birazcık koyulaşmaya müsait. O yüzden göz çevremde kullanmayı hiç sevmiyorum. Ama yüzümde kullanmayı çok seviyorum. Yani bronzerımla yarışacak kadar, fondötenimin rengini çevirecek kadar, yani şu an yüzümde var mesela. Öyle bir pudra değil kesinlikle. Bir turuncu okunmuyor. Ama ilk sürdüğünüz ana göre bir tık böyle şey kalabilir. Bu arada bunun içerisinde su hapsedilmiş durumda. Bahsetmiştim daha önce zaten. Çok sevdiğimi söylemiştim. Birçok makyajında sürekli kullandığımı biliyorsunuz zaten. Yüzümde ne olduğunu mutlaka yazıyorum video açıklamasını. Oralarda da görüyorsunuzdur. Bunu ilk böyle sürdüğünüzde şey gibi hissediyorsunuz. La benim fırçam mı ıslak? Hani yüzüme ıslak fırçayla mı dokunuyorum falan diyorsunuz. Yüzünüzü hiç kurutmuyor. Bütün gözeneklerinizi yok ediyor. Üzerinde diğer tozlarınızın kayması için böyle bir kanvas oluşturmuş oluyor aslında. Fakat bu kurudu. Yani ıslaklık hissiyatı gitti. Yani pudranın kendisi pudra haline geldi. Bayağı iyi, sıkı da kapalıydı. Herhangi bir şekilde performansından bir şey kaybetmedi bu arada. Yani artık içinde o su zerreciklerini hissetmiyorum yanağımda diye bir şey bozulmuş değil. En fazla herhalde birazcık daha az oksitleniyor artık. Gün içinde makyajınızı tekrar sabitlemek veya tazelemek için de çok güzel bir pudra. Sevmediğim bir pudra. Avon'un Mark markasının Magix HD Finishing Powder adlı pudrası. Bu da bir transparan pudra olması gerekirken beyaz bir pudra. Aslında çok ince ama çok fazla flashback yapıyor. Top top gibi duruyor. Aslında çok iyi olabilecekken içinde fazla beyaz pigment kalmış gibi bir pudra olduğu için bununla maalesef anlaşamıyoruz. Bir paletten bahsedeceğim. Absolute New York markasının incelemesini yaptığım sırada bu pudra paletinden bahsetmiştim. Çok çok kötü olmamakla beraber çok iyi de değil. Bence bunun yerine daha iyilerini bulabilirsiniz. Bronzer çok iyi dağılmadığı için öyle oldu. Aslında pudraları falan çok kötü değil. Highlighter da yani olabilir ama yani bu highlightersız ölür müsünüz? Ölmezsiniz. Birazcık fazla beyaz alt tonlu kalabilir belki. Bronzerları çok iyi karışmadı. Birazcık yüzümde yamalandı falan. Sonrasında onun montajında da gördüğüm kadarıyla böyle bir şuralarımda birikmiş gibiydi. O yüzden onu pek sevmedim. Yine sevmediğim başka bir paletten bahsedeceğim. Şu an hep böyle sevmediklerim ard arda geldi ama çok fazla sevdiğim ürün de var. City Color markasının Pretty adlı paleti. Bu şimdi kesin indirimdedir. Bunu almayın. Bunun hem farları çok kötü, hem aldıkları fazla pigmentli ve böyle pat diye suratınıza yapışıp sonra dağılmayan o böyle sert aldıklardan. Highlighterları da zaten fazla kremsi, fazla hamurumsu, fazla yapışkan, fazla yamalı. Pretty'yi es geçebilirsiniz. Bunların hepsini incelediğim bir video var. Onu da linkleyeceğim. Bir tane krem bronzer'dan bahsedeceğim. Aslında bir taneden daha bahsetmek istiyorum ama o kayıp ya. Size de oluyor mu böyle bir şey kaybedip onu ben bulacağım diye hırsana hırsana bir türlü yenisini almayıp aramaya devam edip ama bulamamaya devam edip hala yenisini almadığınız için kendinize kızıyor musunuz? Ben sürekli onu yapıyorum da. O zaman o bahsettiğim şeyin ne olduğunu söyleyeyim. Aslında Tenidor bu stick fondötenin siyahiler için olan renklerini eğer kontür olarak kullanırsanız acayip memnun kalacağınızdan emin olabilirsiniz. Ben işte onu kaybettim ve bir türlü yenisini almıyorum. Deli miyim neyim? Bir kere fondöten olduğu için kalıcılığı inanılmaz yüksek oluyor. Çünkü aslında tüm yüzü kapatması planlanmış, hedeflenmiş olan bir fondöten yani nihayetinde. Bir sonraki Chanel'in Soleil Teint de Chanel adlı bu ürünü. Bu bir krem bronzer. Zaten renginden de anlaşılıyor. Buna aslında diyorlar ki bronzlaştırıcı baz. Ben bayağı fondötenimin üzerinde bronzer olarak kullanıyorum bunu. Şu anda da yüzümde bu var ve herhangi başka bir toz bronzer yok. Tek rengi var. Eğer cildinize uygun bir renkse bu, deneyebilirsiniz. Çok yüksek fiyatlı bir ürün ama evladiyelik. Eşek kadar bitiremiyorum ben. Sevdiğim bir başka bronzer. Zaten bu sene bu üründen o kadar çok bahsettim ki. L'Oreal'in Back to Bronze adlı bronzlaştırıcı pudrası. Renginin alt tonunu da çok seviyorum. Yüzümü ısıtma
performansını da çok seviyorum. Yani gerçekten benim tam güneşte alabileceğim bir renk haline geliyor. Çok güzel bir toz. Çok güzel yüzünüze transfer oluyor. Asla yamalanmıyor. Her türlü fırçayla kullanılıyor. Yine çok sevdiğim bir başka bronzerla alakalı bir şikayetim var. Şimdi Take Home The Bronze adlı The Balm'ın bronzerlarını çok beğenmiştim. Altlarında gerçekten hiçbir turunculuk olmayan, tam kontür rengi olarak kullanabileceğiniz 3 tane renk var. Hatta bunlardan bir tanesini de size hediye edeceğim. Take Home The Bronze'un bu koyu rengini birinize hediye edeceğim. Hem bronzer kullanıp hem kontür kullanıyor musunuz? Onu bir yazarsanız o soruya cevap veren bir kişiye bunu hediye edeceğim. Diğer hediyeler de geliyor bu arada. Oliver olanı tam benim kontür rengim olduğu için çok seviyorum. Fakat böyle bir tık taşlaştı gibi mi oldu? Üstünde böyle minik minik pütürler oldu. Ya yine rengini alabiliyorum. Yine aynı şekilde çok güzel dağılıyor. Yine çok seviyorum. Ama o üstündeki o pütür pütürlerin ne olduğunu anlamış değilim. Plastik ve üstünden böyle çıt diye kapatılan bir şey değil ya. Eğer ambalaj sebebiyle öyleyse gerçekten çok üzülürüm. Çünkü bu yeni aslında bir ürün. Yani hala seviyorum ama benimkine bir problem mi oldu bilmiyorum. Mesela bir dönem burası çok sıcaktı ya bu oda. Canım bir tanecik bebeksi kayınvalidem henüz buraya klima almadan önce. O sırada acaba sıcaktan falan mı cortladı? Emin olamadım. NARS'ın en sevilen iki tane tozu, Orgasm ve Laguna'nın böyle birleşik bir mini hali var. Dediğim gibi ben her şeyin minisini almayı daha çok seviyorum. Başka şeyler denemek zorundayım işim sebebiyle diye. Bu normal Laguna ve normal Orgasm değil bence. Çünkü çok daha sert. Orgasm formülü bu değil. Veya Laguna bu kadar sert böyle tırtık tırtık bir şey değil ya. Eğer Sephora'da falan bu miniklerini görürseniz NARS, bunlara hiç boşuna gitmeyin. Ben Orgasm'ı da çok sevdiğim için, Laguna'yı da çok sevdiğim için almıştım ama mallık yapmışım yani. Hatta birisi yazmıştı ya bana, benimkinin rengi hiç gelmiyor diye. Ben de aa yok benimkinde problem yok dedim. Bir hafta sonra benimki de o hale geldi. Son bronzerımıza geldik. Bunu senenin sonlarına doğru keşfettim. Becca'nın Sunlit bronzerlarından Bali Sands. Bu ürünü aldığım günden beri her makyajımda kullandım. Tam nötr bir renk. Ne sıcak ne soğuk. O kadar iyi bir pudra ki, o kadar incecik bir pudra ki anlatamam. Yüzünüzde böyle rüya gibi dağılıyor gerçekten. Ben rengini de çok seviyorum kendim için. Yazın kullanabileceğim bir renk değil bu benim. Ama kışın tam benim sevdiğim bronzer rengi. Zaten Becca'nın neredeyse bütün tozları çok güzel oluyor. Bronzerlarından çok az insan bahsediyor. Becca indirime giriyor bol bol. Hatta Sephora'da şu anda Black Card'lılara özel 3 tane ürün alana %20 indirim var bu arada. Hani bahsettiğim yüksek fiyatlı ürünlerden almak isteyeceğiniz olursa. O halde hemen aldıklara geçiyorum. Sevmediğim bir aldıktan bahsedeceğim. Pretty by Flormar Baked Blush. 4 Shimmer Bronze rengi. Aldıksa bu nasıl bir aldık? Bu ışıltıyla aldık olamazsın canım. Bir de içinde tek tek simler var. Bunun böyle bir şeftali renkli güya belki blush topper falan gibi kullanılabilecek bir şey olması gerekirken içindeki o beyaz beyaz simler dolayısıyla hiç yüzünüze yaklaştırılamayacak bir hale geliyor. İyice o yüzden bundan çok daha iyi aldıklar bulabiliriz gibime geldi. Bu arada tam mat aldık mı seviyorsunuz yoksa hafif satenimsi bir şey olabilir mi? Simliden bahsetmiyorum veya highlighter gibi değil. Satenlikten bahsediyorum. Bu soruya da cevap vererek bu Smashbox'ın step by step contour paletini kazanabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi hem bunun sorusuna hem bunun sorusuna hem diğerlerinin sorusuna cevap verebilirsiniz hani ayrı ayrı yorumlarda. Şimdi sevdiğim bir allıktan bahsedeyim. Bu aslında full formül olarak çok sevdiğim ama bu rengini de özellikle çok sevdiğimi söyleyeceğim. Bu şey Pure Radiance Powder Blusher H&M'in Sunrise Pink rengi. Bende bunun başka renkleri de var ama bu Sunrise Pink benim tam kış pembem. Şu anda da yüzümde bu var. Size pek görünmüyor çünkü çok çok hafif bir makyaj yaptım hakikaten. Daha az daha süreyim de size de biraz görünsün. H&M'in aldıkları o kadar tatlı bir şekilde dağılıyor ki yüzünüzde anlatamam. Hiçbir şekilde yamalanmadan her fondötenin üzerinde bebek gibi dağılacak ve yüzünüze gerçekten sağlıklı sağlıklı görüntüler verecek çok iyi renkleri var. Her yerde bulamayacağınız çok güzel bejler, kahverengi alt tonlu şeftaliler falan acayip güzel renkleri var. H&M'in tüm makyaj ürünlerini denediğim böyle bir video yapacağım. Başka başka güzel ürünler buldum. Çok güzel böyle fırçalar falan vardı hatta H&M'de. Bir sonraki çok sevdiğim allık. Bu yaz boyunca da bunu kullandım. L'Oreal'in Life is a Peach allığı. Bu şeftali kokuyor. Arkasında böyle aynası var. Az önceki bronzerda da aynı şekildeydi. Turuncu bir allık ama bir yaz turuncusu. Bununla şunu karşı karşıya getirip
videoda anlatmıştım aslında BB için ürünlerini anlatırken. Bu daha bal kabağı rengi, bu birazcık daha şeftali rengi demiştim. İkisi de aslında kamerada aynı görünüyor gibi ama Pumpkin Glow adlı şu allık buna göre daha bal kabağı rengi. Bu benim kışın çok sevdiğim bir allık oldu ve aşırı uygun fiyattı. Şu anda bir de eğer indirimdeyse 10 liraya falan alırsınız bunu. Bu da yazın kullanmayı çok sevdiğim bir allık. İkisi de çok güzel dağılıyor. İkisinin de pigmentasyonu çok iyi. Kalıcılıkları da gayet iyi. Hatta bu galiba şu L'Oreal'den bir tık daha kalıcı diyebiliriz. Sevmediğim bir allık. Eve Shop'un Makeup Academy markasının Star Perfect Pink Blossom allığı. Bunu süreceğinizde hiçbir şey sürmeyin, daha iyi. Yüzünüze 28 kat pudra sürüyorsunuz resmen. Tek bir gram bile pigmenti yok. O yüzden Pixel Perfect'lere sevdiğim bir allıktan bahsedeceğim. Hatta iki tane. İkisi de Essence'ın allıkları. Bir tanesi 35 numaralı Natural Beauty. Bu da matte blush'larından 20 numaralı Berry Me Up rengi. Konuşamadım. Bu Berry Me Up koyu bir pembe ama cildinizde böyle yine çok sağlıklı bir gül kurusu gibi. Bu Natural Beauty rengi ise benim kurtarıcı allığım. Hiç ne allık sürsem acaba olur şimdi bu görüntüme dediğim zaman bunu sürüyorum. Bu allıkla bu göz olmuş mu şimdi dedirtmeyen allık bu allık işte. Çok güzel bir bej, yani nude bir renk. Nude olduğu için de yüzünüzde böyle ekstra bir renk, ben buradayım gibi durmak yerine yanaklarınıza hafif sadece bir renk ve canlılık veriyor. Aşırı da uygun fiyatlı. Essence'ın allıkları zaten genelde çok güzel. Saten allıkları da çok güzel. Son hediyemiz de Burak'ın aslında bana dışından aldığı ve rengi bana uygun olmadığı için hiç kullanmadığım PS My Perfect Color Mineral Pudrayla. Bu da yine renkleri bana hiç uygun olmadığı için kullanmadığım Perfect Sculpturem Blusher Kit Bloody Pink Alice'in ürünü. Bu ikisini bir kişiye vereceğim. Buna da katılmak için bana krem ürünlerle aranız nasıl onu yazabilir misiniz? Yani krem bronzer, krem allık, krem highlighter mı? Toz bronzer, toz allık, toz highlighter mı? Ve son ürün. Absolute New York markasından Chic adlı ürün. Bunu asla söyleyemiyorum bir seferde. 5 kere nasıl söylenebilir mi acaba? Chic chic. Hayır. Chic chic. Chic chic. Chic 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 chic. Evet tamam, chic chic. Bu ürün chic chic. Blush Duo adlı ürünümüz. Peach Fuzz ve Coral Gold. 2 tane allığımsı ürün var fakat kullanamadım. Yani nasıl kullanacağımı bir türlü şey yapamadım, çözemedim. Renkleri bana pek uygun değil diye tahmin ediyorum. Aydınlatıcı olarak kullanmak için de çok pigmentliler. Ama allık olarak kullanmak için de çok ışıltılılar. O yüzden bunlara bir çare bulamadım ben. Maalesef bir türlü kullanamadığım için bunu da beğenmediklerimin içine atmak durumunda kaldım. Böylece bir günü daha bitirmiş olduk. Highlighter'ları neden buraya koymadığımı şu an anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Zaten bir sürü üründen bahsettim. Ve highlighter'lar benim birazcık yumuşak noktam olduğu için stiği, kremi, tozu falan böyle apayrı bir videoda onlardan bahsedeceğim. Ne yapayım, ben de highlighter seviyorum. Yarın saat 18'de yeniden burada olacağım. Ve yine size hediyelerle burada olacağım. Kazananları bütün videolarda hep açıklamalarda yazıp zaten kazananla iletişime geçiyorum. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yarın saat 18'de görüşmek üzere. Öpüyorum.